Şöyle dediğiniz gibi aşı şu an için tek silahımız halinde. Çünkü tedavilerde sıkıntı yaşıyoruz. Biz yaklaşık 113 gönüllüye aşımızı uyguladık. Bunların ikinci doz yarı kadarının da ikinci dozunu uyguladık. Şu an için herhangi bir büyük yan etkiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon yerine küçük kızarıklık, ağrı olabiliyor. Birkaç kişi de grip benzeri yakınmalar mevcut oldu. Ama onun dışında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Şimdi şöyle, bizim aşımız inaktif virüs aşısı. Yani tamamen içerisinde canlılığı olmayan tam bir virüs aşısı, virüs içeriği mevcut. Dediğiniz gibi dünya üzerinde çalışılan protein bazlı mRNA ya da farklı proteinleri baz alan aşılar da mevcut. Ama şu ana kadar yapılan çalışmalarda hani en az yan etki inaktif virüs aşısında saptanmış durumda. Diğer aşıların koruyuculuğuyla, etkinliğiyle daha farklı araştırmalar var tabii ki ama en az yan etkiyi biz şu ana kadar inaktif virüs aşılarında gördük. Bu aşılar buzdolabı sıcaklığında saklanıyor. Dondurulmuyor. Artı 4 derecede saklıyoruz. O yüzden de hani direkt hasta geldiğinde direkt uygulayabiliyoruz aşımızı. Gönüllü bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Hatta bu gönüllü taleplerine yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 113 hastamız var ama bir yandan da 100 küsür gönüllümüz mevcut. Onların randevularını planladık zaten. Hani kendim yaptırmak boyutuna gelirsek de pandeminin en başından beri en yoğun şekilde hastalar içerisindeyiz. Ve gerçekten çok kötü, ağır tablolarla seyreden hastalar da oldu. O yüzden bir an evvel ben, kendim, eşim ve aileme de bu aşıyı yaptırmayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle devletin ve hükümetin aldığı kararlara güveniyorum. Süreci en başından beri takip ediyorum. Üstelik İngilizce öğretmeni olmam sebebiyle yurt dışı basından ve yurt dışı kaynaklardan çok sıkı takip ediyorum. O yüzden hani Çin aşısında karar kılınması bence iyi oldu. Şu anda da zaten dün sonuçlar açıklandı. %97 başarı oranı ortaya çıktı. Zaten olmak niyetindeydim. Şehir hastanesinde böyle bir imkan sunulunca geldim. Şimdi testlerim yapıldı. Yarın sonuçlar çıkacak ve o neticede aşı yarın olacağım.